Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok pratik bir çiğ köfte tarifiyle geldim arkadaşlar. Yapması toplamda 20 dakika zaman alıyor. İnanılmaz pratik bir tarif arkadaşlar. Yalnız ben bu tarifi Thermomix ile vereceğim. Sizler dilerseniz evinizdeki mutfak robotunuzda veya mutfak şefiniz varsa o şekilde de deneyebilirsiniz. Evet, gerekli olan malzemelerimiz 2 çay bardak esmer köftelik bulgur. Aynı ölçüde 2 çay bardak kadar sıcak su. Yarım çay bardak zeytinyağı, 1 yemek kaşık domates salçası, yarım yemek kaşık biber salçası, yarım limon suyu, 1 tane soğan, 1 diş sarımsak. Baharat olarak 1,5 yemek kaşığı izot, yarım çay kaşık karabiber, yarım çay kaşık kırmızı toz biber, yarım çay kaşık pul biber, damak tadına göre tuz. Ve varsa mutlaka 1 yemek kaşığı nar ekşisi. Malzeme listemizi arkadaşlar açıklama kısmına da ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da ulaşabilirsiniz. Evet. En kolay şekilde çiğ köftemizin yapılışı. Soğanı ve sarımsağı öncelikle ince bir şekilde Thermomix'te kıydım. Gördüğünüz gibi. Sizler bunu rondoda da aynı şekilde çekebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra yarım çay bardak zeytinyağını, 1 yemek kaşık domates salçasını, yarım yemek kaşık biber salçasını, 1,5 yemek kaşık izotu, yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biberi de ekledikten sonra kapağını kapatıp 2 dakikada 60 derecede harcımızı güzelce soteleyeceğiz. Bu işlemi arkadaşlar sizler tavada da yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi 60 derecede 2 dakika harcımı güzelce soteledikten sonra geri kalan baharatlarımı ilave ettim. Tuz, karabiber, pul biber. Bunlar da bu şekilde güzelce spatula ile karıştırdıktan sonra ıslatmış olduğum ve demlenmeye bırakmış olduğum köftelik bulgurumu ilave ettim. Burada sizlere küçük bir püf noktası vermek istiyorum. Eğer soğan çok büyük kullanırsanız ve çok sulu olursa köftelik bulgurunuzun ıslatma suyunun bir miktarını azaltmanız gerekmektedir. Eğer birebir yaparsanız bu kez çiğ köftemiz daha çok yumuşak olacaktır. Çok yumuşak bir çiğ köfte istemediğimiz için su dengesini ayarlamanız gerekmektedir arkadaşlar. Eğer soğanın suyu yoksa birebir ölçü yeterli gelecektir. Eğer soğan çok suluysa köftelik bulgurumuzun ıslatma suyunu yarım çay bardak düşürmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde dengelemiş olacağız. Evet, yarım limonun suyunu bu esnada ilave ediyoruz arkadaşlar ve 1 yemek kaşık nar ekşisi ekledikten sonra 1 dakikada ve hız seviyesi 8'de çalıştırıyorum termomiksimi ve gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde oluyor. Çok kısa bir sürede çiğ köftem hazır oldu. Şimdi sadece eldiven giyip köftemi sıkacağım ve köftelerim yemeğe hazır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve müthiş lezzetli gerçekten. Mikserden yoğurma kabıma çiğ köftemi aldıktan sonra birkaç sefer elimle devam yoğurdum. Mutlaka eldiven giyerek sıkalım arkadaşlar. Eldiven giyerseniz sıktığınızda formu çok daha güzel olacaktır. Parlak parlak olacaktır.
Elde etmiş olduğumuz harcımızdan ceviz büyüklüğünde parçalar alalım ve elimizle bu şekilde sıkarak parmaklarımızın izini bırakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dediğim gibi eldiven giydiğinizde şekli çok daha güzel olacaktır. Bu şekilde parlak parlak olacaktır. Evet, harcımız bitene kadar sıkma işlemini uygulayalım. Vermiş olduğum bu ölçüleri iki katına yaparak daha da çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Evet, servis tabletime çiğ köftelerimi bu şekilde dizdikten sonra limon dilimleri eşliğinde, salata eşliğinde çiğ köftemi sunuma hazır yapmış oldum. Bu çiğ köfteyi yapmak için 20 dakika zamana ihtiyacım vardı arkadaşlar. Çok kısa bir sürede çiğ köftemi yapmış oldum. Normalinde bilirsiniz, çiğ köfte elle yoğrulduğunda 1-1,5 saat boyunca terletmeden çiğ köfte olmaz. Ama biz bu şekilde ıslatarak Thermomix ile çok kısa bir sürede çiğ köftemi yapmış oldum. Sizler mutfak robotunuzda aynı şekilde hızlı ayarlarda bu tarifi uygulayabilirsiniz. Servis için yanına daha önceden tepside kumpir yapmıştım. Bu şekilde sunum yaptım arkadaşlar. Bu tarifimi de daha önceki videolarımdan izleyebilirsiniz. Müthiş oldu. Bu da inanılmaz kolay bir tarif. Biliyorsunuz kumpir yapmak oldukça zaman alıyor. Çünkü patatesi pişirmek için yaklaşık 1,5 saat zamana ihtiyacımız vardır minimum. Ama biz sadece 15-18 dakikada patatesimizi haşlayarak çok kolay bir şekilde tepside kumpir yaptım. Şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum efendim. Evet, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve yorumlarınızla lütfen kanalımda kendinizi gösterin. Eğer hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak zil sesini açarak paylaştığım videolarımı bildirim alabilirsiniz. Yakından takip edebilirsiniz. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.